Günaydın, herkese yeniden merhaba ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ay sesimi çok buğulu duyuyorum, kulaklarım çok sıkmış. Sabah kalktım, duşumu aldım, biraz evi toparladım öncesinde, süpürdüm falan. Sonrasında bir duş aldım, şimdi de hazırlandım, bir dışarı çıkacağız çünkü çok eksiğimiz var markette. Bir çiçekçiye falan da gideriz büyük ihtimalle. Bugün bakalım bir eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Kaşlarımı aldım, söylemiştim zaten galiba videoda kaşlarımı alacağım diye. Biraz şurayı fazla kısaltmışım. Şimdi hızlıca bir makyajımı yapayım. Makyaj dediğimde sadece gözaltı kapatıcısı kullanacağım zaten, yazın başka hiçbir şey kullanmıyorum. Buyurun. Çok pardon. Ne istedin? Where's my phone? Burayı. Şöyle Garnier'ın C vitamini serumunu kullanacağım. Yazım çok iyi gidiyor bu arada. Sanırım ilk defa videoyu banyoda ve makyaj yaparken açıyorum. Şimdi hemen bir göz altıma da şu Sephora'nın kremini sürüyorum. Onu da göstereceğim şimdi size. Bu göz altınızda böyle koyuluklar varsa şu. Bayağı iyi geldi bana bu arada. Bir tık açıldı. Şu Skin Food'un kapatıcısını kullanıyorum. 01 numarası. 01 numarası, 02 numarası bu arada daha koyu geliyor. Zaten ben aydınlatmak istediğim için. Bir de ben süngerle kullanıyorum. Bence çok daha iyi. Sanırım pudramı da aşağıda unuttum. Onu çıkmadan üstünden mi geçerim? Şimdi burada geçemeyeceğim. Süngerle daha iyi yediriliyor. Yağ bazlı olduğu için fırçada iz yapabiliyor. Tabi teninize göre de değişebilir bu arada bu. Ama benim tenimde çok fazla fırça izi yapıyor. Fırçayla sürsem bile kapatıcı fırçasıyla üstünden bunu mutlaka geçiyorum. Bir tek maskara süreceğim. O da şu Maybelline'in. Bu koleksiyon bir ürün ama normalde Big volümü, Big maskarası galiba. Böyle gayet ideal oldu bence. Şimdi eşitsiz gözükmemesi adına şöyle bir iki nokta, o da çantamda varsa. Selahattin'den böyle şey elime getirmeyeceğim de şu kapağın üstünde olanı şöyle. Bu kadar. Sadece dediğim gibi eşitsizlik olmaması adına biraz da burnuma süreyim. Tamamdır. Bir saçlarımı tarayacağım ve sonra belki çok çok az dipten bir kurutabilirim ama tamamen kurutmayacağım. Bence hazırım. Artık çıkabiliriz. Bugün minimum evdeyiz büyük ihtimalle. Sadece bir akşam yemeğini birlikte hazırlarız. Sonrasında birlikte bakarız. Şimdi hazırlandık. Böyle saçımın üstlerini şöyle kuruttum. Bu kez bataryamı aldım yanıma. Şimdi telefonum şarj olduktan sonra çıkacağız. Bekliyorum yani. Şöyle evi de topladım, size bir göstereyim. Şöyle sabah buraları süpürdüm, böyle toparladım, böyle mutfağı da toparladım. Bakın burada kuru biberlerim var. Bunları ya bugün yarın yapacağım, canım istiyor çünkü. Şöyle toparladım, gayet güzel oldu. Değil mi? Evet, çok güzel oldu her şey. Şimdi değiştirebilir misin sen peki bunun ucunu? Yapabilirim. Bununla deleceğiz. Bununla şurayı deleceğiz. Buna uygun vidamız var mı? Çıkmışken alalım. Vardır. Var mıdır? Bunun içinden vida gelmedi mi? Hayır. Hiçbir şey çıkmadı mı bundan? Ama nasıl öyle bir şey olabilir ama ya? Olabilir. Dübel de. Şu çıktı. Bunlar şey kapama yeri. Evet. Şuraya da. Dur. Ama çok saçma vida çıkmaması içinden. Şimdi ben gelip buraya mesaj atayım. Elimde vida yok. Çıkacağım. Evet, tam gideceğim, vida alacağım. Hani vida gerekiyorsa çıkmışken vida da alalım. Bu arada göz altıma pudra da sürdüm. Bence hani böyle no makeup gibi oldu. Vidaların ne oldu, poşet nerede? Ay orası çok karışık. Bu getir poşetinde mor. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde bu kampanya devam eder mi bilmiyorum ama ikisini inanılmaz iyi fiyata aldım ve bu delik serisi Selpa'nın. Burada da Migros'tan evde azalanları aldım. İnanılmaz iyi fiyatlardı bu arada. Büyük ihtimalle zam gelecek. Şu anda stok bitiriyorlar. Bence bir bakın. Maalesef. Yok mu? Alacağız artık böyle şeyde. Nal burada satılır değil mi? Çıkıyoruz evden. Evet, onları da aldık. Filada kovası. Nerede olabilir? Düşün Simge. Aa, burada. Ay hava ne kadar güzel. Böyle güneşli değil ama çok güzel hava. Bayıldım havaya şu anda.
Bakın sitemize kapı yapılıyor. Çok şükür daha güvenli bir yerde yaşayacağız. Güzel olmuş. Evet, bakın çok güzel. Şimdi çiçekçiye geldik. Ezel. Vay. Harika. Acaba bizim alacaklarımız nerede ekebileceğimiz? Bir sor bakalım. Biz böyle normal çiçek almayacağız, şey alacağız. İşte nane, roka, domates olabilir hani varsa, salatalık olabilir falan. Onlara biber, onlara falan bakacağız. Bak hatta meyve bile vermiş, domates bile vermiş. Aa evet bak vermiş. Bir deneyelim bence bakalım. Bence de biz şey domates alalım. Bir de patlıcanım. Bir de dolma biberim var. Onu da alalım. Şöyle. Biz deneyeceğiz evet. Saksıya, bahçeye de olabilir ama saksıya ikin daha iyi dediler. Kimlenmesi daha güzel oluyor. Çünkü domatesin içinde çok fazla yayılıyor. Yüzeyimiz var. Onlar ne? Çok özel yetiştiriyor. Yok muymuş istediğin gibi? Bizde muş çiçeği var. Limon çiçeği değil. Muş çiçeği. Evet. Muş çiçeği. O ne oluyor? Kokuyor mu o böyle? Yok. Kırmızı ruja benzer. Evet, ruja benzer. Hmm. Bunlar mı açılıyor? Evet. Eğer yetiştirebilirsek alırız sana. İnşallah. Yetişir, kolay yetişen bir bitki ki bunlar. O zaman ben gidiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, yine sağ olsun. Memnun oldum. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Pile Market'e giriş yaptık. Pile Market'e geldik ama çekim yapabilmemiz için tekrardan bir sorduk. Normalde her zaman yapıyoruz ama yine de rahatsız etmemek adına çalışanlar değişmiş olabilir vesaire diye her geldiğimizde bir müdürlerinden izin alıyoruz. Diğer filede biz daha çok tanıdıkları için orada artık sürekli çekiyoruz ama bu file 2 ya da 3. gelişimiz falan. O yüzden genelde soruyoruz çekmeden. Bu çarşıdaki file çünkü. Şu patates ve soğandan alacağız. Rengi çok güzel değil mi? Kıvırcık mı bu? Kıvırcık. Yanına neler bakıyorsunuz? Ya avokado bakıyorum da dörtlü yer misin? Çünkü daha uygun. Tamam, hem olgunlaşmamış, evet. Evde bekler. Şimdi daha uygun. Mango? Bakalım. Vallahi şöyle bakıyorum. Hem size gösteriyorum hem kendim bakıyorum. Kabağım yok. Sen bana şöyle iki tane bir kabak, üç tane olsun. Üç kabak, üç patlıcan alayım. Şey yapacağım ya patlıcanı. Tamam abla. Çok büyük o. Hayır, küçük seçeceğiz.
Şu. Evet. Ama ablam sen hiç seçemiyorsun. Doğru diyorsun. Bir de patlıcan. Patlıcan parlak olanını alacaksın. Hepsi parlak aldı. Öyle mi? Tamam. 3 tane yeter. Sensiz çok diri bir tanesini işi geçmiş. Beğenmez. Aynen. Bunları tartayım ben. Hadi bakalım. Şeker ihtiyacımız var ama bizim bence gerek yok 5 kiloyu ne yapacağız? Zaten size etiketini değiştirmişler galiba değil mi? Galiba evet, glutensizleri siyah yapmışlar. Şurada. Şimdi ince fileto alıyorum. Şimdi helim alayım, helim güzel. Şeyde değil, çok kalorili bir şey. Yani kaloridir diye tahmin ediyorum, bakalım hemen. Peki kiri istiyor musun? Kiri kalori. 100 gramında 323 kalori var. Hepsini normal de ya. İstemiyorsun. Yok, kiri istemiyorum. Böyle dışarıda aşırı sosis yerim kahvaltıda. Ama evde bir türlü sosis alıp yapmam. Yapmayacağım ya. Tırnak var için. Aklına o geliyor değil mi? Evet. Tüketiyoruz biz, alıyorum. 30 yumurta, 34 Kolay gelsin. Yarım kilo kıyma istiyorum. 250-250 bölebilirseniz. Orta yağlı olsun, yağsız mı olsun? Ne yapacağız? Köfte mi yapacağız? Yani bence orta olsun genelde ya. Orta yağlı. Her yere kullanırız biz onu. Ben şey sucuk alacağım şurada. Sucuk tamam. Kıymayı abi hepsinde kullanabilir miyiz her şeyde? Tabii. Herhalde köftede falan çok güzel olur. Bu kadar olur da. Tam 500 gram. Evet. İşte. Yılların tecrübesi. Aynen. Bayağı. 150-250 iki parçaya böldürdük. Gizli yakalandı. Saklıyor ne aldığını. Tam bakmayacağım. Başka bir ihtiyacımız sanırım yok. Ne güzel işte. Değil mi? Mutlu oldum. Tabii bence de. Şöyle kasa yolları. Kaçta? Aa, her geldiğimizde domates sos alacak. Evet, Simge'yle öyle bir challenge'ımız var. Nerede? Ler. Bitmiş. Bitmiş mi? Soralım. Alttakinden al. Bu sefer 3 tane alacağım. İstedim. Peki. Ve ses söylüyor. İşte geliyoruz.
Store ve Google Play Store'dan File Market uygulamamızı indirerek mağazamızın çevresi ve yakın mahallelerden... Araba burada değil miydi ya? Bir sonrakinde. Senin abur cubur Renault'unda. Sürekli bir şey unutmuşum. Bak. Nasıl istiyorlar? Beyaz çikolata, kremberi. Bu blueberry, kremberi, soft cookie. Hangisini alalım? Sen karar ver. Sanki şu beni çekti değil mi? Ben onu bunu görüp üf dedim. Evet, ben bunu görüp üf dedim. İnşallah güzel. Evet, nasıl yaşayalım ki biz ya? Hadi bu, senin hiçbir şeye ihtiyacın yok da. Ben bunları kendime aldım ki. Ama evde olunca ben de yiyorum. Hayır, ben kendime aldım bunları. Tamam, aç. Gidelim evimize. İşim bitti. Kasaya gitme vakti geldi kasaya mi? Kasaya gidelim. İlk defa galiba bu kadar az şey aldık bir market. Su almadık, koşmuştuk. Ben de diyorum ki eksiklik var. Şey, o büyük şey sulardan alacağız ya, küçük bir kasa kasa. Hangisiydi sen koy, ben çekim yapıyorum. Ezdim ağır şeyi. İşte ezdim, olay orada zaten. Bir şey alacağız. Şey alayım mı, büyük su istiyor. Büyük suyumuz da alalım değil mi? Alalım. Tamam. Onu ben alırım. Al. Onu şöyle ikili al. Ben aldım. Evet ya, azıcık sen... sen hiçbir şey almıyorsun. Böyle rahat mı? Maske alayım mı? 3 katlı 10 lira. Bakın, görüyor musunuz? Arz talep. Salça alacağız. Ya ben böyle ev salçası istiyorum. Acelesi yok. Domates, biber karışık diyor. Sadece domates mi alsak? Domates, biber karışık mı? Sadece domates alayım, biberim var. Hoş geldin. Şimdi ben arabadan alırım şimdi. Sağ olun, iyi günler efendim. Sağ olun, iyi günler. Vallahi şu suları yukarıdaki dolaba koyalım bence. Buz gibi. Mayı tercih ettim. Kim yaptım? Yanlış mıyım? Yanlışsın. O bozuk. Ya baksanıza, o kadar suyun içinden gitmiş bozuğuna. Evet. Şöyle güzelinden A kalite veriyorsun değil mi? Daha güzelini vereceğim şimdi. Daha güzeli bak. Daha güzeli çıktı, onu veriyor şu an. Aynen. Kiraz da çok güzel doğurdu ya. Kiraz alıyor. Kiraz da alayım. Napolyon para para demiş, Fesi de kiraz kiraz demiş. Nasıl olacak? Para mı demiş, kiraz mı demiş? Para demiş, bizim Fethi doğrudan çıkmış, kiraz. Bunu da şöyle A kaliten vereceğiz. Ha, bak A kalite, hatta şöyle çekelim. Abi her şey A kalite ya. Çok verme ama bana göre. Yeterli mi? Yani yeter o. Bir de az bir şey salatalık istiyorum ama çok az, 2 kişilik. Evet, şimdi geldik peynirlerimize. Benim her zamanki zeytin alacağım bir de fazlasından bugün. Tabii. Rüzgara geldi, yeni bir gün olur. Şey alayım ben. Bir tane siyah, çok az. Tamam. Bir de yeşil, normal ikisi. Evet. Azar azar, çok az. Tabii. Bizlik. Şu yeterli. Aynen. Hangisi diyorsun? Rüzgara yeni geldi.
Ya ızgaraya çok yedim. O farklı şimdi. Normal gibi değil. Normal olsun. Normal. Ha, normal olsun. Normal zeytin olsun. Yemesi güzel. Şu an ikisi. Kokteyl. Şu ikisi. Şeyden olsun. Ondan kokteyl ne oluyordu? Aynı şekilde veriyorum. Aynen. Yeterli. Ondan da yeterlidir. Aynen. Şimdi peynirler. Şu bizim her zaman. Ama hızlı gidiyor. Hızlı gittiği için. Şöyle. Şu. Ben size şu yenisinden keseceğim. Tamam. Ya ben birazdan. İnan günlük gölü yetiştiremiyorum şu anda. Yeter. Tamam. Ama verdiğimiz ürünler siyah zeytin, yeşil zeytin, avuza peynir. Aynen. Bir de kaşar olacak. Kaşar tabii. O da şu herhalde. Aynen. Ezine sever misiniz? Ezine... Hatta bir yere vermiştim size. Ezine var galiba ya. O hala duruyor olabilir biliyor musun? Şu. Özel yapım demiştim. Ya farklı bir şeymiş o. Ya tamam, evet. Az bir şey ondan da alayım. Yok, tadına bakın ya. Sıkıntı yok. Aslında ezine seven bir insan buna bayılması lazım. Rengi de farklı. Ondan da alayım. Kandırdın beni. Gerçekten. Ama böyle aroması var çok güzel. Yağlı yağlı aroması var ya. Tadı geliyor. Evet, peynirler de tamam. Pilav yapayım hemen. Yok mu azaltabileceğim bir şey? Ne aldın? Esat kendi kendine market alışverişi yaptı bugün. Göreceğiz şimdi ne aldığını. Ben de ona şöyle güzel bir pilav yapayım bence. Yeter. Şimdi şuna sıvı yağ doldurmam lazım. Ne peyniri bu? Bir tanesi ezine. Ezine gibi değil mi? O ezine ama çok değişik bir ezine. Benim çok hoşuma gitti. Bayağı güzel bir ezine. Yani ben hiç öyle bir ezine yememiştim. Böyle eski kaşar gibi ama değildi. Zeytini de kaşık ucu kadar aldırdım. Oh. Ama iyi ya, bu anca gider zeytin o tarafa. Salatalık. Buyurun. Bu Refat ve pilavınız ya. Bakalım. Bakalım bakalım. Böyle iyi midir? İyidir bence. Peki düz mü? Dümdüz. Şu an düz mü? Ha. Yani? Şu an düz. Emin misin bak? Ya. Dur ben tutayım aynı açıda sen de. Oynattın sanki bile. Aynen. Tam böyle mi istiyorsun? Aha. Şöyle daha iyi mi? Ha daha iyi yani. Şu an düz mü? Bir de bir şey söyleyeceğim. Tam masanın hizasına getirsen. Tam biraz içsen sola. Şöyle mi? Aha. Ederiz. Zaten yapışık bile yaparız. Yapışık olsun daha iyi. Ama şu an yamuk. Nasıl yamuk? Bayağı yamuk. Şu an düz mü? Çizgim çizsek. Abi bilmiyorum dur ya. Hazır, sanki biraz mi? Yamuk. Şuradan. Sanki biraz yamuk. Yanlış. Düz. Çok düz. Zor bir şey. Fotoğraf çekmeye gerek yok ya. Aşkım. Ya sen mimarsın ya. Düz ya da tamam. Değil yani. O kadar da anlamadım. Ama sanki delikler yamuk. Nasıl delikler yamuk? Sanki delikler yamuk. Şuradan da bakayım. Mesela bu açıdan geldi. Ya sanki yapışık güzel olmadı ama. Evet. Bence şöyle falan olması lazım yani. Tamam ama şu an yamuktum sanki bir tane. Ben yamuktum. Tamam düz. Düz keşke mi? Keşke bir daha olsaydı. Şimdi 3 kişi bir tane daha mı takacağız? Hayır yamuk. Yamuk mu? Yamuk gibi. Uç nasıl değiştirilir? Yandır göster bir dakika. YouTube'da iğrenç bir video izledi de sabah. Heh, göster şimdi evet, doğrusunu. Nasıl? Şimdi ben bunu birinden emanet aldım da. Bunu açmamız gerekiyor. Dünden beri bunu buraya takıyorum, çeviriyorum, çeviriyorum, olmuyor. Sonra YouTube'dan video izledim. O kadar iğrenç videolar var ki. Doğruymuş bu arada yaptım. Adam göstermiyor. Böyle. Adam göstermiyor ki bunu, bu. Hatta gösteriyorum. Pirana, matkap, ucu nasıl değiştirilir? Bak. Kameraya konuşuyor dediler ki ağzını kameranın içine sokuyor. Çok kötüydü ya.
Burada ucu var, buna bir şey deniyormuş. Ben mi? Sen şu an kamera ağzının içine girdin. Evet ya, ben ama piranaya gösteriyordum. Dur, şöyle alıyorum. Aynen. Bunun bir adı varmış ama bunun adını bilmiyorum. Bunu buraya takıyorsunuz, çok basit. Şunu da şuradan tutuyorsunuz, şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle, gevşete gevşete, aynen. Öyle. Bu sonra açılıyor. Açıldıktan sonra bu çıkıyor. Acaba bunu izleyen kaç kişinin bu bilgisi? Bunu takıyorsunuz ucuna sonra. Ondan sonra tekrar yine aynı şekilde sıkıyorsunuz. Şöyle. Ne kadar sıkarsanız o kadar sağlam tabii ki. Simge bu. Ne oldu? He, tam sıkmışım yeterince. Ağzı da deler mi bunu acaba? İyi mi oldu yani? Ay ben öncesinde delik açayım dedim de. Değil bu, bunu delmedi. Buraya delik açmıyor yani. Mecbur matkapla açmam gerekecek. Matkapla açarsam dübelsiz çık. Buldum. Ben buldum çözümü. Dübel yok ya zaten. Dübel olsa zaten bunların hiçbirini sıkmayacak. Ben deliyorum Simge. Şimdi normalde buraya dübel takmam gerekiyor vida dönmemesi için ama evde dübel olmadığı için bunu buldum. Ben de bunu oraya takacağım. Üstüne de vida atacağım. Şununla da keseceğim. Çünkü bu oraya sığmıyor. Bunu nasıl keseceğim? Bu bozulmuş ya. Ne o? Kesmiyor ki. Ya bir dübel almadın, bunlarla mı uğraşıyorsun? Yaptın mı? Bak bak bak, ustalığa bak, ustalığa. Buraya göstereceğim. Ya tam cahil olabilirim teknolojik hırsında. Arkadaş bu pilav niye olmadı? Bir şeyi az yapmayı hiç sevmem. Tutmuyor ki ayarlarım. Bir dübel alsaydık çok kolay olacaktı işte. Yani neden aldın? Yoktu ya, valla bir yere uğradım, yoktu orada, ben de aldım. Allah Allah. Koskoca Düzce'de. Koskoca Ikea niye vida yollamıyor? Aşkı doğru. Ya da edebilecek misin bana? Pilav olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Yumuşak, bıcık bıcık. Bıcık bıcık. Kötü mü? Ya demlenmesi lazım. Ha, demleniyor. Tutuyor. Hazır mısın? Hazırım. Çok tedirginim. Orada ben mi duracağım onun önünde? Korkarım ben. Ondan kaçın. Hayır. Gitti işte değil mi? Ne yapıyorsun? O önemli değil de. Ya kayıyor ama sen ya hareket et. Bak doğru atıyorum ya. Ya ne yapacağız? Hayatım alt tarafı bir şey tutacaksın bana ya. Ya buraya. Şuna oturup yapalım. Ya çok sinirlendim şu an sana ha. Yani tek başımı tutabilsem tek yapacağım. Be ama çok şeyde tamam, kalıyorum. Sen bırakma. Güvensiz kalıyorum. Boş ver sen. Ya çok güzel bir bal aldım. Baksanıza Esat onu şey yaparken. Bu böyle bir de dökülebilen bir balmış böyle. Hani bal parmağın gibi çok güzel. Cam bir de şişesi. Daha şey. İyi. Bal parmak plastik. Bakın ne aldım. Çok güzel. Aha, Allah'ım şunu yapacaksın ya, sağ çek biraz. Biraz hayatım bu ağır bir şey değil, çok hafif bir şey ya. Sen niye böyle yaptın şimdi? Duvar çok pislendi de sinir oldum. Dur. Çok sinirlendim, basacağım geleceğim şimdi bir de ya. Sıkıntı çok büyük Ikea yüzünden. Ikea yüzünden bu kaçıncı sinirlenişi bu insanı biliyor musunuz? Tam delme bu. Bir dübel almadık diye duvar o hale mi geldi? Nasıl çıkartacağız onları orada? Aa buldum, bir saniye şöyle bir şey yapsam. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsun ya? Buna dübel alınca yapılabilecek mi? Bu kapanacak mı orası? Ne yaptın? Ne yaptın lan? Terledi bir de. Bir şey olmaz oğlum. Ama neyse. Daha da şey yapma. Ben dübel alıp geleceğim. Şimdi. Şimdi değil. Bir gün yapacağım dübel al. Bir gün. O pis görüntü orada. Ya bir şey diyeceğim. Yarın. Olmuyor olmuyor. Ucundan dolayı. Çok kalın uç bu. En fazla yarın dübel alacaksın mı? Almayacağım. Ya ama. Ya alçalıp kapatırım oraya. İnsan eskiden dümdüz ve tertemiz bir duvarım vardı. Bir şey asıl olmasa da. Ikea'ya dava açacağım. Evimin bak, duvarının haline bak. Bak bu bunu çevirmiyor bak. He. İmkansızlık ya, ne yapayım? Hayatım, duvarı delip sonra neden duvarı tekrardan
doldurduğunu bana açıklarsan ben bak, sana... Bak açıklayayım mı? Açıklayayım. Bak şimdi. Hatta size de açıklayayım. Bir bak. Dur bakacağım. Önce baştan böyle anlatacağım sana. Bak normalde bunu duvara sokacağız değil mi? Bu duvarı delmeden duvara girmiyor. Tamam deldim. Sabitle kamera. Onun için bununla deldim. Bir buna bakın, bir buna bakın. Buna deldiğim şeyi bunun içine bu koyduğum zaman bu burada oynayacak. Bunun için düvel gerekiyor. Düvel olmadığı için de ben de tahta parçası kırıp döktüm. Şey soktum. Sonra şey yapmaya çalıştıkça da içine sokmaya çalıştıkça da vidanın ucu köreldi. Ya siz şu duvarın yani matkabın, haline bakar abi duvarın halinde hiçbir şey yok. Sen şu anda sakmeniyle sildiğin için öyle görünüyor. Bunun şu vida ucu da kötü bir uçmuş. Biraz gitmiş. Bununla bu da çevirmediği için de bu da güçlü bir şekilde tahtaya girmedi. Düşün matkap çiviyi tahtaya döndüremedi yani. Köreldi ucu. Burada emek var ya. Ya nasıl bir emek var? Sonuç olmayan emekten ne anlarım ben? Ben var ya çok bilendim şu an sana. Yapacaksın onu. Ay vah yalnız. Sırf bugün o takılsın diye yaptım dermişim. Ama lütfen daha fazla duvara zarar verme. Tamam mı? Ya ben duvara zarar verme peşinde miyim? Haydar abi yapamadım. Belki de çok basit bir şeydi ama sen sıkı. Üzerime fazla geliyorsun bak. Ya böyle tavuk aldı. Löp. Adam tavuğu satmak istemedi. Fark etti mi? Bu iki kişilik dedi. Ben olsam bu bir kişilik derdim. Nasıl elle yenir? Bildiğin elle yenir işte bu. Balıkçıda ne demek balık yoktu ya? Balıkçıya gittik balık alalım diye. Balık yoktu, tavuk vardı. Tavuk aldık biz. Balıkçıdan tavuk aldık. Ben şimdi bunu affedersiniz ama ben bunu elle yerim yani. Nasıl? Rüya. Aha kedi geldi hemen hissetti yediğimizi. Neyse biz bunu yiyoruz. Aldıklarımı yerleştireceğim şimdi. Poşetleriyle koyacağım. Başka. Bir de kabak var. Diğerleri patates, soğan. Onları görmüşsünüz zaten. İzne peynirini yapıyorum. Bugün böyle bayağı bir şey çekmeye çalıştım aslında. Artık yarın devam ederiz. Yarın muhtemelen balık yapacağız. Ben böyle bir iki tane meze falan yapacağım. Sizlere onu da çekerim yakından. Daha önce Sena'yla yaparken gösterdim ama detaylı göstermemiştim. Bu sefer iyice tarif vererek yapmaya çalışacağım yarınki akşam yemeğini. O zaman yarın görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Yeni bir günde beraberiz. Bu akşam yemeğinde açtım videoyu. Çünkü dün akşam da söylemiştim zaten bugün bir balık yapacağız diye. Size de onu göstermek istedim. Çok böyle uzatmamak adına da akşam yemeği yaparken açtım. Saat şu anda 6:17 geçiyor. Böyle şimdi başlayacağız. Tahminimce 1 saat, 1,5 saate falan yemek de hazır olur. Köpoğlu mezesi yapacağız. Daha önce Sena ile birlikte yapmıştık. Daha doğrusu Sena yapmıştı. Patlıcanlı, kırmızı biberli bir meze. Şimdi onu yapacağım. Patlıcanları bir doğrayacağım. Tuzlu suda bekleteceğim. Sonrasında kırmızı biberlerimizi falan doğrayacağız. Patlıcanları kızartacağız. Kırmızı biberleri tavada şöyle bir çevireceğiz. Sonrasında bunları birleştireceğiz yoğurtla birlikte. Meze aslında böyle çok da lezzetli bu arada. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Patlıcanları bu kaba alacağım. Hem de kurutacağım sonrasında. Önce bir suyunu koyayım. İçine tuz koyayım. İçine hemen bir tuz ekleyeceğim. Şöyle.
şişeye alalım. Patlıcanlarını da bir sudan geçireceğim. Şimdi kırmızı biberlere geçiyorum. Şöyle 3 tane de kırmızı biber kullanacağım. Bunun bol zeytinyağlı olması gerekiyor. Rengini anca öyle geçiriyor çünkü. Şimdi patlıcanları süzeceğim ve kurutucuda kurutacağım. Şöyle. Bu kurutucu inanılmaz çok işime yarıyor. Çok fazla soruyorsunuz neden her şeyi kurutuyorsun diye. Kızgın yağ atacağım için kuru olması gerekiyor. Peçeteyle kurulamak yerine, peçete ziyan etmek yerine her şeyde kurutucuyu kullanıyorum. Biliyorsunuz zaten. Şimdi bunu yağa atacağım. Biraz böyle İyice koyulması gerekiyor. Aynı buradaki gibi. İçine bir tane atacağım. Ne zaman kızdığını anlamak için. Alıyorum. Şöyle ağzını kapatayım. Sıcaklığıyla biraz daha pişsin. Sonrasında kaba alırız. O esnada da patlıcan kızarmaya başladı. Ben şöyle. Kurudukları için daha güzel kızaracaklar. Bunlar kızarırken patlıcana ben burada patateslerimi soyacağım. Yine zeytinyağı ekliyorum. Sadece tuz ekleyeceğim. 200 dereceye. Bunları da alıyorum. Patlıcanlarım burada hazır. Şunlarla bir salata yapalım. Fırınım ısındı. Patateslerimi atıyorum. Onlar yavaştan pişsinler. Şöyle bir tane havuç. Şöyle 4 tane de çeri domates. Izgara tavamı çıkarttım. Başka yapacak bir şeyim kalmadı. Sebzelerimi en son kurutucuda kurutacağım. Sonra doğrayacağım salatanın içine. Kulaklarım bir şey oldu. Biraz patateslerin olmasını bekliyorum. Tavaya ortadan ikiye bölüp soğan da koyacağım. Biber de koyacağım. Daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Şöyle bir tane soğan kullanabilirim. İki tane de şöyle biber atarız. Tamam. Mezeye başka ne koyacağım diye bakıyorum. Kılıfım çok tatlı değil mi? Sosunu yapayım şimdi hemen bu mezenin. Önce bir yoğurtlayayım ben bunu da. Şimdi ben önce salatayı bir bitireyim. Bunun sosunu yapayım sonra burayı Esat'a bırakayım. O ızgarayı halletsin. İyice bizim kedimiz oldun orada oturuyorsun. Hemen buradayken bir hızlı.
Yoğurdu bunu bulduca. Ziyan etmeden kalan yağı şöyle az bir domates salçası ekleyeceğim. De domates katıyorum şuna. Şöyle bir diş sarımsak yeterli. Şu arkasında kalanı hemen yoğurda ekliyorum. Tuz ama az. Bu tamamdır. Şunun üzerine dökeceğim. Patateslerim de şuradan şöyle görür. Piştirilir. Böyle kalacaklar. Önce şu balıkları bir zeytinyağlayalım ki tavaya yapışmasın. Uygun olmadı. Daha büyük bir şey lazım ki öyle. Evet. Güzel gözüküyorlar ya. O kadar da küçük değiller. Güzel ya balık hani öyle şey. Evet, dökebilirsin sen şöyle. Ve böyle dök. Çok döktüm çevireceksin diye mi şöyle yapıyorsun? Şunları da atalım şöyle kızarsın. Bir tavanı varsaydım. Yani sığdırırım ya bunu bir şekilde. Biraz kızmasını bekleyeceğim ki yapışmasın. Aynen. Şöyle balığı koyuyorum şimdi. Çok tatlı oldu. Biraz yapışmış. Ne olsun? İlk bayağı yapışmış ızgara hatta. Deneyimimiz. Maksat tadı güzel olsun. Ben de o esnada şöyle şu şekilde tabakları hazırladım. Esat mutlu. Çünkü derisi yapıştı kaldı derisi. Öbür tarafı güzel olur bence. Öbür tarafı. O da yapıştı ya. Ya. Ekstra yağ attım burası yapıştı. Oraya da üstüne yağ attım yine yapıştı. Buna ızgaralık balık dedi abi bir de. Nasıl ızgaralık balık bu? Neyi yanlış yaptık? Ben çok açım yiyeyim de. Yeter ki yiyeyim. Fail oldu. Derisi yapıştı kaldı orada. Çok güzel pişti ama maalesef derisi kaldı. Bu da mükemmel patatesim. Şeylere mi, kedilere mi? Hı hı. Ya. Kediler var ya balığın kokusunu aldık buradalar. Bir de böyle değişik niye avlıyorlar? Bakın çok güzel pişti fakat sadece yapıştı. Olabilir yani böyle hatalar ne var ki? Soframız da bu şekilde. Mis gibi oldu. Ekmeğimiz de bu şekilde. Şimdi ben yerime geçerim. Biz böyle afiyetle yeriz artık. Herkese günaydın. Bakın bugün neyin sesine uyandım. En son Esat bunu yapamayınca bayağı bir gerilmişti hatırlıyorsanız. Sabah kalkıp bunu halletmiş. Hem de bakın hiç iz, hiçbir şey yok. Bunu sileceğim şimdi. Üzerine de koyabildiğim bir şeyler varsa koyacağım. Çok güzel oldu bence. Yakıştı yani mutfağa. En azından bu kısmı doldurdu. Buraları falan bir temizleyeceğim. Sonra şu kahve makinemizi yine yerine koyacağım. Sonrasında
tekrardan gösteririm size mutlaka. Birlikte size o kısmı da göstermiş oldum. Baya mutlu uyandım bu arada sabah. Artık videonun da kapanma zamanı geldi. Yine upuzun, dolu dolu bir video oldu bence. Markete gittik, orada onu takmaya çalıştık. İşte balık hazırladık, sofra hazırladık, yemek yaptık vesaire derken. Zaten yeni bir video açacağım. Bahçeye yapacağız ama fırtına gösteriyor. Yapar mıyız bugün, yarın mı yaparız bilmiyorum. Ama mutlaka videoyu çekeceğim. Mutlaka takipte kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.